Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Takımımızla ilgili bir değerlendirme istiyorsunuz. Son değerlendirme. Bildiğiniz gibi ilk maçımızı kendi evimizde oynadık. Berabere kaldık. Kazanabilirdik. Kaybedebilirdik de. Yani gerçekçi olmak lazım. Ama takımın coşkusu, kazanma hırsı ve inancı, fiziksel mücadelesi ve coşkusu bizi mutlu etmiştir. Kazanamıyorsan bu ligde en azından kaybetmeyeceksiniz. Bir puanla ayrıldık. Bu hafta bu ligin en genç, en domine olmuş sistem takımı olan ve 6-7 yıldır altyapıdan beri bir arada futbol oynayan bir takıma karşı, Altınordu'ya karşı rakibimizin karşısına çıkıyoruz ve hazırlanıyoruz. Deplasmanda da dün akşam Elazığ'la oynadıkları maçı kazanmasını bildiler. Biz de şu anda genel olarak baktığınız zaman sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızın ne olduğunu biliyorsunuz. Bir ekonomik sıkıntılar. Son anda yasağımızın kalkması sevindirici. Bu konuda başkanımızın ve yöneticilerimizin gayretleri gerçekten takdire şayandır. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama bu sıkıntılarımız halen devam ediyor. Bazı oyuncular var. Almak istediklerimiz oyuncular var. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bir iki tane sakat oyuncumuz var. Enduka ve Keinda'nın sakatlıkları var şu anda. Enduka herhalde 3-5 hafta gibi bir süreyle takımda oynayamayacak. Bir sakatlığı var. Keinda'nın durumu belli değil. Onun da dizinde bir problemi var. Onun haricinde baktığınız zaman elimizdeki mevcut kadroyla iyi çalışıyoruz. Hep birlikte Ankara Gücü camiasını ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizdeki bir oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah hafta sonu da puan ya da puanlarla evimize gelmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorusu olan varsa birkaç soru alabilirim yani. Hocam ben bir soru sorayım. Buyurun. Ercan'ı tabii benim adım Doğan Haber Ajansı. Ankara Spor Servisi. Şimdi şöyle baktığımız zaman hem psikolojik anlamda hem taraftar profili anlamında yıpranmış bir Ankara Gücü camiası görüyoruz. Çünkü çok çalkantı bir süre 2007 sonrası bugünlere geldi. Bugün ise tabii yine sıkıntılar devam ediyor. Bu sıkıntılara baktığımız zaman bunun psikolojisi sahaya yansıması, sporcu psikolojisi, sizin psikolojiniz, sonuçsal anlamda da baktığımız zaman bir beraberlikle başladınız. Yani bu psikoloji hem sporcu hem sizi etkiliyor mu? Ya doğru bir soru. Realitede gerçekçi bir soru. Teşekkür ederim bunun için. Biz bir psikolojiyi üzerinden yani şöyle söyleyeyim. Yani bu psikolojik baskıyı, bu psikolojik olarak bu sorunları aşabilmek için ekstra bir çaba içerisindeyiz. Oyuncularımı motive ediyoruz. Yani şu an bu oyuncuların çoğu para almadan maça çıktı yani. Bunu hepiniz biliyorsunuz yani. Bu oyuncuların ne kadar karakterli olduğunu, Ankara Gücü'nü sevdiklerini, bizlerin de bu oyuncularla birlikte bu camiayı ne kadar severek, isteyerek geldiğimizi, burada başarılı olmak için geldiğimizin bir göstergesidir. Tabii ki bu sorunlarımız da başkanımız ve yöneticilerimiz gerçekten çok çalışıyorlar ortadan gidermek için. Ama bu sorunlar hala devam ediyor. Ama buna rağmen biz oyuncularımızı da omuz omuza verdik, el ele verdik. Artık dedik yani çok da fazla bunları kafaya takmadan biz işimizi yapalım. Başarılı olmak için elimizdeki mevcut kadroyla birbirimize omuz vererek, el vererek saygı çerçevesinde çok iyi çalışıyoruz. Oyuncularımın gerçekten çalışma temposundan, istekli olmalarından, coşkulu olmaları beni çok mutlu ediyor. Bizim şu andaki en büyük enerjimiz, en büyük güvencemiz, taraftarlarımız maçlarda ve kendi içimizdeki birlikteliğimiz diyebiliriz yani buna. Diğer sorunlarımızı bir an önce hallolacağını ve halledileceğini düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yardım edenlere de çok teşekkür ediyorum. Ama o kadar büyük sorunlar var ki şimdi bunları söylemek yeri değil yani. Zamanı da değil ama üstü kapalı bir şekilde büyük bir sorunlarla mücadele ediyoruz. Bu sorunlara rağmen bu çocuklar, bu takımın hafta sonu ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koymuşlardır. İnşallah her hafta bu sakatlarımızın düzelmesiyle şu ekonomiyi de halledip bir iki oyuncu daha takımımıza transfer edersek daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 9 maç oynandı TFF birincilikte.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öne çıkan takımlar kimlerdi? Bir değerlendirme alabilir miyiz genel anlamda ligin? Şöyle söyleyebilirim. Bu 9 tane maçı izlediğiniz zaman hazır olan takımlar belli zaten. Ligden düşen takımlar kadro yapısıyla kolay galibiyet aldılar. Bir Adana, bir Rize. Ama o maçlara baktığınız zaman atılan goller, usta ayaklar, erken gelen goller maçı koparttı. Bu hafta mesela Elazığ maçı, Altınordu maçı biraz tempolu güzel maç oldu. İstanbulspor maçı, Eskişehir maçı tempo açısından güzel maç oldu. Balıkesir, Adana Demirspor maçı özellikle ilk yarısı çok tempolu oldu, güzel maç oldu. Bizim maçlar ne kadar gol olmasa da ligin bu hafta sert ve tempolu geçen maçlarından bir tanesiydi. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Yani burada 12-13 tane takım birbirine yakın takımlar. Bu yakın takımlar içerisinde daha disiplinli olan, daha kaliteli ayakları olanlar maçı kazanmasını bildiler. Bu sezon sonuna kadar bu istikrarı elinde iyi bulundurabilenler, disiplinden kopmayanlar, kadro kalitesi iyi olan takımlar bence sonuca daha yakın olarak görüyorum yani.